Arkadaşlar merhabalar. Bugün yine StartFan yayınları ile beraberiz ve Türkiye geneli 7. sınavı çözüyoruz. Siz de bana katılmak istiyorsanız haydi çözümlerimize başlayalım. İlk sorumuza baktığımızda bir hava durumu spikeri 1-5 Nisan tarihleri arasında iki şehir için hava durumu bilgisi verecektir. Ekrandaki bilgiler dikkate alındığında spikerin aşağıdaki cümlelerden hangisini kurması beklenmez denilmiş bize. Bakalım ifadelerimize. Burada denilmiş ki bu tarihlerdeki en yüksek sıcaklığı Van'da ayın 3'ünde, Bingöl'de ise ayın 5'inde beklemekteyiz. Van'ın ayın 3'üne bakalım arkadaşlar. Diğerlerine göre daha yüksek mi sıcaklık? Evet daha yüksek. Bingöl'de de ayın 5'ine bakıyorum. Diğerlerine göre daha yüksek mi? 29 dereceyle daha yüksek. O yüzden bu ifadeyi kurabilir. B'ye geldiğimizde Nisan ayının ilk 5 günü her iki ilde de güneşli gün sayısı eşittir. Bakalım arkadaşlar Van'da 1-2 tane güneşli günümüz var. Bingöl'de 1-2 tane güneşli günümüz var. Yani güneşli gün sayısı eşittir de doğru dememiz lazım. C'ye geldiğimizde Van ve Bingöl'de havanın bulutlu olduğu tarihlerde yağmur yağacağı için şemsiyenizi mutlaka yanınıza alınız. Arkadaşlar burada bulutlu günler var fakat yağmurlu gün var mı veya sağanak yağışlı gün var mı? Yok. O yüzden bununla ilgili herhangi bir fikir üretemeyiz. Yani buradaki arkadaşlar spikerimiz böyle bir cümle kurmuş olmayabilir. Denizli'ye de bakalım arkadaşlar. Bu tarihlerde hava sıcaklığının yüksek olduğu için çok kalın giyinmeye gerek kalmayabilir. Baktığımız zaman arkadaşlar en düşük 24 görüyoruz Van'da. Bingöl'de en düşük 23 görüyoruz. Hep arkadaşlar 25, 26, 27 gibi oldukça yüksek sıcaklıklar var. O yüzden bu ifadeyi de kullanmış olabilir diyoruz. Yani burada aradığımız cevap Ceyhan'da var. Ceyhan'ı işaretliyoruz. İkinci sorumuza geldiğimizde iki melez sarı tohumlu bezelyenin çaprazlama sonucu oluşabilecek ihtimaller aşağıda verilmiştir. Selim çaprazlama sonucu elde ettiği numaralandırılmış bezelyelerle ilgili bir çaprazlama yapıyor. Selim'in yaptığı çaprazlamada saf genotip oranının ilk çaprazlamaya göre sabit kaldığı bilindiğine göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğru demiş. Arkadaşlar buradaki yaptığı çaprazlamada saf genotip oranı yüzde kaç hemen bulalım. Şu arkadaş saf, şu arkadaş saf. Demek ki arkadaşlar buradaki oranımız %50. Şimdi aşağıdaki ifadelerde de yine arkadaşlar %50 saf genotip oranı arayacağız. Öncelikle 1'e bakalım. 1 ve 4 numaralı bezelyeler çaprazlamıştır. 1'de arkadaşlar büyük A büyük A var. 4'te ise küçük A küçük A var. Bunların çaprazlamasını arkadaşlar %50 saf çıkar mı? Hayır. Burada arkadaşlar %100 ne çıkar arkadaşlar? Büyük A küçük A yani tamamı melez çıkar. O yüzden yapacağı çaprazlama bu değildir. 2'ye geldiğimiz zaman 2 numaralı bezelyeyle saf baskın genotipli bezelye çaprazlamıştır. 2 numara arkadaşlar büyük A küçük A. Onunla saf baskın yani büyük A büyük A'yı çaprazlasak ne çıkar? %50 büyük A büyük A yani saf genotip çıkar arkadaşlar. Geri kalan %50 de arkadaşlar büyük A küçük A melez çıkar. %50 saf burada var mı? Var. O yüzden bunu yapmış olabilir diyeceğiz. 3'e geldiğimizde 2 ve 3 numaralı bezelyeler çaprazlamıştır. 2 ile 3 arkadaşlar yukarıdakine aynısı yani büyük A küçük A çarpı büyük A küçük A. Onun sonuçları zaten arkadaşlar buradakiler gibi olacak. Buradakiler de arkadaşlar yine büyük A büyük A ve küçük A küçük A'ya baktığımız zaman %50'si arkadaşlar saf. Geri kalan da büyük A küçük A olanlar da melez oluyor mu arkadaşlar? Oluyor. O yüzden burada %50 safı yakaladığımıza göre bu da olabilir diyeceğiz. Yani burada 2 ve 3 seçmemiz lazım. Cevabımız Ceyhan oluyor. Üçüncü soruya geldiğimizde aşağıda pH değerleri verilen çözeltilerle ayrı ayrı bazı işlemler yapılıyor. Buna göre yapılan işlemler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur denilmiş bize. Bakalım işlemlerimize. Birinci işlemimizde eşit hacimdeki S ve T çözeltileri boş X kabına boşaltılıyormuş. Boşaltalım arkadaşlar. Şuraya bir X kabı çizelim. Ve arkadaşlar burada neyi buluşturuyoruz? 12 olan baz ile 3 olan asit buluşturuyoruz. Yani burada baz ile asit tepkimeye girecek arkadaşlar. Ve burada pH değeri kaç olmasını bekleriz? Arada olmasını bekleriz. Yani 7 ile 7.5 civarlarında olmasını bekleriz arkadaşlar. İkisini toplayıp 2'ye bölersek arkadaşlar 7.5 olur. Ama bunların nötrleşme tepkimesi verecek ve tamamı tuz olacaksa arkadaşlar 7 olabilir. Yani o civarlarda olmasını bekleriz. Şimdi diğerine gelelim. İkinci işlemimizde arkadaşlar T ve F çözeltileri boş Y kabına boşaltıyormuş. Onu da arkadaşlar şuraya çizelim. Bu da Y kabımız olsun. Bu sefer arkadaşlar bir asit diğerini nötr. Yani buradaki karışım ne olacak arkadaşlar? Asitlik olacak. Bunlar da yaklaşık olarak arkadaşlar orta noktada birleşirlerse yani buradaki pH'ın da ne olmasını bekleriz arkadaşlar? 5 civarlarında olmasını bekleriz. Şimdi buna göre ifadelerimizi okuyalım. Tekrar bakalım ne yarıyoruz? Doğru yarıyoruz. A'da denilmiş ki birinci işlem sonrasında X kabındaki çözeltinin pH değeri 9'dur. Hayır arkadaşlar orada nötrleşme tepkimesi olacağı için 7 civarlarında belki 7'nin bir tık üstünde 7 küsürlerde bekleriz. O yüzden bu ifademiz doğru değildir. B'ye baktığımızda X ve Y kaplarındaki çözeltiler arasında pH X büyüktür. pH Y ilişkisi vardır. Arkadaşlar baktığımız zaman X'deki pH Y'dekinden büyük mü? Büyük. O yüzden bu ifadeye doğru dememiz lazım.
C seçeneğine gelirsek son durumda X kabındaki çözelti asit, Y kabındaki çözelti baz olur demiş. Baktığımız zaman arkadaşlar X'teki nötr, Y'dekisi asit oluyor. O yüzden bu ifademiz de doğru değil. Denizli'ye geldiğimizde ikinci işlem sonrasında Y kabındaki çözeltinin pH değeri 10'dur demiş. Halbuki arkadaşlar biz ne dedik oraya? 5 dedik. O yüzden 10 olamaz, baz olamaz arkadaşlar. O yüzden bu da doğru değil. Doğru cevabımız Bursa'da vardı. Bursa'ya işaretleyelim. Dördüncü sorumuza geldiğimiz zaman Lotus ayak durumu ile ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur denilmiş bize. Öncelikle metnimizi okuyalım. Lotus ayak küçük yaşta kız çocuklarının ayak kemiklerini kırarak çok ufak boyuttaki ayakkabılara sokmak ve ayak büyümesini engellemek amacıyla yapılan bir uygulamadır. Tahmin olarak 10. yüzyıldan 20. yüzyıla kadar devam eden bu geleneği sürdürmek isteyen kadınlar 5 yaşından itibaren ayaklarını bandajlamak, küçük ayakkabıları sığdırmak zorunda kalıyordu. Çinliler bu uygulama ile kadınların daha güzel göründüklerini düşünüyorlardı demiş. Buradaki olay nedir arkadaşlar? Tabii ki de bir modifikasyondur. Şimdi seçeneklerimizde arkadaşlar modifikasyona uygun olan ifadeyi arayalım. Burada modifikasyon ile ilgili olan ne var arkadaşlar? Tabii ki çevre etkisiyle olması lazım ve kalıtsal olmaması lazım. O yüzden arkadaşlar hangisini seçmemiz lazım? Bursa'yı seçmemiz lazım. Orada hem çevre etkisi sonucu meydana gelen hem de kalıtsal olmayan bir değişiklik olduğu yazıyor. Tanıma uygun olan arkadaşlar ifademiz bu ifade olduğu için Bursa'yı işaretliyoruz. Beşinci soruya geldiğimizde fotosentez üretici canlıların ışık enerjisini kimyasal enerjiye dönüştürme yöntemidir. Solunum ise besinlerden enerji elde etme yöntemi olarak tanımlanabilir. Yanında mitokondri ve kloroplast organelleri arasında gerçekleşen bir döngü şeması verilmiştir. Buna göre K, L, M ve N ile belirtilen bölümleri aşağıdakilerden hangisi yazılabilir denilmiş bize. Burada arkadaşlar kloroplastlar hangi olayı gerçekleştiriyor? Fotosentez olayını gerçekleştiriyor. Mitokondri ise arkadaşlar ne yapıyor? Oksijenli solunum yapıyor. Onu da oraya solunum diyebiliriz. Peki arkadaşlar burada hangi ürünler ortaya çıkıyor bakalım. Fotosentezde ne yapılır arkadaşlar? Dış ortamdan karbondioksit ve su alınır ve dışarıya ne verir arkadaşlar? Besin ve oksijen verilir. Yani burada kloroplastların verdiği ürüne ne diyebiliriz? Besin ve arkadaşlar oksijen diyebiliriz. Bu besin ve oksijeni kullanan arkadaşlar mitokondriler enerji ürettikten sonra dışarıya ne verirler? Karbondioksit ve su arkadaşlar. Yani burada K ve L'nin olduğu yere karbondioksit ve su, M ve N'nin olduğu yere besin ve oksijen yazmamız lazım. Bu hangi seçenekte var? Hemen bakalım arkadaşlar. Burada K ve L'ye bakıyorum arkadaşlar. Karbondioksit ve su olan A'da var. Başka da yok arkadaşlar. Yine M ve N'ye baktığımız zaman besin ve oksijenin olduğu arkadaşlar A'da var. O yüzden cevabımız A seçeneği oluyor. Altıncı soruya geldiğimiz zaman gelişmiş bir canlının vücut hücresine ait DNA molekülü aşağıdaki gibidir. Nükleotitleri bir arada tutan bağlar aşağıdaki gibi kopmuş ve DNA molekülü eşlenmeye hazır hale gelmiştir. Buna göre 1-2-3 ifadelerinden hangileri doğrudur demiş. Okuyalım. İlk ifademiz de şöyle diyor. Eşlenme sırasında birinci ve ikinci zincirler kalıp olarak kullanılmıştır. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü ne olur? Bunlar kalıp olarak kullanılır. Bunların karşısına yeni nükleotitler dizilir ve arkadaşlar yarı konumlu bir eşlenme gerçekleşmiş olur. İkiye gelirsek eşlenme sonucunda birbirinden farklı iki DNA molekülü oluşmuştur. Hayır arkadaşlar, burada DNA'nın eşlenmesi zaten birbirinin kopyasını üretmesi anlamına geliyor. O yüzden bu ifadeyi kabul edemeyiz. Bu yanlıştır. 3'e geldiğimizde eşlenme sırasında çekirdek içine geçen guan ve sitozin sayısı eşittir. Bu da doğrudur. Çünkü arkadaşlar ne yapacak? Karşılıklı zincirlere eşit sayıda dağılacaklar. O yüzden çekirdeğe giren arkadaşlar guan ile sitozin, adenin ile timin sayıları eşit olacak. O yüzden buna da doğru diyelim. 1 ve 3'ü seçmemiz lazım. Yani cevabımız C oluyor. 7. sorumuzda yukarıda sera etkisini anlatan bir görsel verilmiş demiş ve bize orada arkadaşlar sera etkisini anlatmış. Hatta yanında bir bilgi vermiş. Bilgiyi okuyalım. Karbondioksit ile birlikte su buharı, metan, azot oksit ve ozon gazı birer sera gazıdır. Sera gazları olmasaydı dünyamız buzullarla kaplı olurdu. Sera gazları dünyadaki ısının uzaya dönmesini engelleyerek dünyamızı yaşanabilir hale getirmektedir denilmiş. İnsan faaliyetleri sonucu sera gazlarının atmosfer üzerindeki miktarının artış gösterdiği bilindiğine göre 1-2-3 yorumlardan hangileri doğrudur? Bakalım ifadelerimize. İlk cümlemizde şöyle diyor. Sera gazlarının atmosferdeki oranının belirli bir değerde olması dünyanın aşırı soğumasını önler. Bu doğrudur arkadaşlar. Yandaki metin kutusundan bunu görüyoruz. 2'ye gelecek olursak sera gazlarının atmosferdeki oranının artması ile güneş enerjisinin büyük bir kısmı atmosferde kalır. Evet arkadaşlar, oradaki sera gazları güneş ışınlarının dünyada kalmasını, bu yüzden arkadaşlar dünyanın olması gerektiğinden daha fazla ısınmasına yol açıyordu. O yüzden bu ifademize doğru diyebiliriz. Üçüncü cümlemizde sanayileşmenin artmasıyla atmosferdeki sera gazları miktarı artış gösterebilir. Evet arkadaşlar, bu da doğrudur. Yani her üçünde seçtiğim Denizli cevabım oluyor. 8. sorumuzda Yahya özdeş malzemeleri kullanarak bir deney düzeni hazırlıyor. Bu deney aşamaları aşağıdaki gibidir. Buna göre yapılan bu deneye bakarak 1-2-3 sonuçlarından hangileriyle oluşturulur demiş. Bakalım deneyimize. 1. aşamada bir kaba su doldurulup içerisine mum yakılmış. 2. aşamada mumun üzeri bir deney tüpüyle kapatılmış ve 3. aşamada mum sönmüş ve tüpün içerisindeki su
bir miktar yükselmiş arkadaşlar. Buradan nasıl bir çıkarım yapabiliriz? Buradaki arkadaşlar mum ikinci aşamada yanarken o tüpün içerisindeki gazı ne yapacaktır arkadaşlar? Kullanacaktır. Yani oradaki oksijen gazı gitgide azalacaktır. Haliyle oradaki gaz miktarı azalınca oradaki arkadaşlar basınç da azalacak mıdır? Gaz basıncı evet azalacaktır. Yani oradaki basınç açık hava basıncından daha küçük bir değere ulaştığı için burada arkadaşlar sıvıya etki eden, oradaki suya etki eden açık hava basıncı ne yapacaktır? Onu içeri doğru itmeye zorlayacaktır. Ve haliyle arkadaşlar itmeyi zorladığı için içindeki gaz bittiğinde arkadaşlar mum sönecek ve arkadaşlar oradaki sıvı seviyesi yükselecektir. Oradaki sıvı seviyesi yükselirken tabii ki yandakiler de azalmış düşmüş olacaktır. Şimdi arkadaşlar ifadelerimizi okuyalım bu bilgiler ışığında. Denilmiş ki birinci cümlede sıvaların üzerine uygulanan basıncı aynen ilettiği. Bu ifade doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada açık hava basıncı basınç uyguluyor buradan ve ne yapılıyor? Oradaki basınç mumun olduğu deney tüpüne doğru iletiliyor. İkiye geldiğimizde günlük hayatta açık hava basıncının etkilerini deneyle gözlenebildiği. Evet, evet arkadaşlar bunu test edebildiğimiz bir düzenek olarak bunu kabul edebiliriz. Bu da doğrudur. 3'e geldiğimizde son durumda kabın tabanına etkilenen sıvı basıncının başlangıça göre arttığı demiş. Burada arkadaşlar sıvı seviyemiz buradaydı. Artık arttı mı yükseldi mi? Evet. Yani derinlik artarsa, sıvının yüksekliği artarsa basıncı da artar diyeceğiz. O yüzden bunu da alacağız. Ve hepsine doğru dediğimiz için denizde işaretliyoruz. 9'a geldiğimizde bir maddede moleküller arası bağların kopması fiziksel değişim. Atomlar arası bağların kopması ise kimyasal değişim gerçekleştiğini gösterir. Aşağıda odunun kesilmesi, kurutulması, talaş haline getirilmesi ve yakılması aşamaları görsel olarak verilmiştir. Buna göre bu aşamalardan geçen odunun yapısında meydana gelen değişimleri aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir? Bir de arkadaşlar odun kesilmiş. Kesilme olayları fiziksel değişimde. O yüzden buraya fiziksel diyelim. 2'ye geldiğimiz zaman kurutulmuş. Kurutulma olayı diye arkadaşlar ne olacak? Fiziksel değişim olacak. Yani şunları eledik. Zaten burası tamamen gitmişti. Şurayı da aldık. Şimdi burası da gitti. 3'e geldiğimizde talaş haline getirilmiş. Talaş haline getirmek de arkadaşlar tabii ki de bir fiziksel değişim olacak. Yani burası da gitti. Yakılması kimyasal değişim olacak. Yani cevabımız A'da var. A'yı işaretleyelim. 10. soruya geldiğimizde basınç konusunda yapılacak bir etkinlik için özdeş küpler kullanarak yukarıdaki şekiller oluşturmuştur. Belirtilen şekillerin bazılarının zemine uyguladığı basınçlar grafikteki gibidir denilmiş bize. Buna göre karşılaştırılan şekiller ile 1-2-3 öncülerden hangileri gibi olabilir demiş. Burada arkadaşlar öncelikle bu bir katı basıncı olduğu için buradaki basınç değerlerini bir değer vererek bulmaya çalışalım. Katı basıncı neydi arkadaşlar? P eşittir G bölü S yani ağırlık bölü yüzey alanıydı. Buradaki her bir kutucuğun ağırlığına bir birim, yüzey alanlarında bir birim diyecek olursak A'da arkadaşlar toplamda kaç tane kutucuk var? 12 tane kutucuk var. 12 diyelim. Yüzey alanında arkadaşlar 3 tanesi yere basıyor. Yani 12 bölü 3'ten bunun basıncından 4P diyebiliriz. B'ye geldiğimizde bu sefer 8 tane kutucuğumuz var. Ve yere basan 2 tane var. 8 bölü 2'den yine 4P diyebiliriz. C düzenine bakacak olursak 3, 6, 10 toplam 10 tane arkadaşlar kutucuğumuz var. Yere temas eden 2 tanesi var. 10 bölü 2'den 5P diyebiliriz. Ve denizliğe geldiğimiz zaman 6 tane kutucuğumuz var. Ve yere temas eden 3 tanesi var. 6 bölü 3'ten 2P diyebiliriz. Yani arkadaşlar burada basınç değerinin en büyük olduğu C, en küçük olduğu D'dir. Bize verilen grafikte en büyük değeri arkadaşlar nereye yazabiliriz? C yazabiliriz. En küçük olan ise arkadaşlar D yazabiliriz. Arada olduğunu ise arkadaşlar A veya B'den birini yazabiliriz. Şimdi bu durumu eşleştirelim arkadaşlar. Birinci de demiş ki birinci durum A'dır. Hayır arkadaşlar bu doğru değildir. Birinci duruma biz C demiştik. O yüzden bu ve bu olabilir. İkinci durum D demiştik. Bu ve bu olabilir. Üçüncü durum A veya B'den biri demiştim. Yine her ikisi de olabiliyor. Yani 2 ile 3 olabilir diyeceğiz. Ve C'yi işaretleyeceğiz. 11. sorumuzda sürtünmelerin ve makara ağırlıklarının önemsenmediği makara sistemlerinde farklı kütlelerdeki K, L, M ve N cisimleri şekildeki gibi dengededir. Verilenlere göre 1-2-3 yargılardan hangileri doğrudur demiş. Biz burada arkadaşlar değer verelim buradaki cisimlere ve oradaki kuvvet kazançlarını bulmaya çalışalım. Mesela arkadaşlar K ve L'nin olduğu düzeneye bakacak olursak buradaki makaramız hareketli. Diğer makaramız sabittir. O yüzden L'nin olduğu yere bir değer verelim. L'ye arkadaşlar ne diyelim? 1 Newton diyelim. L'ye 1 Newton diyecek olursak arkadaşlar K ne olur? Haliyle şuradaki de 1 Newton olacağı için arkadaşlar ve karşısındaki de 1 Newton olacağı için 1 de arkadaşlar K'nin olduğu yerdeki 2 Newton olacaktır. Yani arkadaşlar burada K L'den daha ağırdır diyebiliriz arkadaşlar veya bu sistemimizde kuvvet kazancımız 2 kattır diyebiliriz. Şöyle kuvvet kazancımıza 2 kat yazalım.
Diğer sistemimizde gelelim arkadaşlar. Her biri birbirinden farklıymış. Bu sefer de M'ye ne diyelim arkadaşlar? 3 Newton diyelim. Bu sefer arkadaşlar burası 3 Newtonsa karşısındaki ip de 3 Newton olacak. Çünkü buradaki sabit makara arkadaşlar. Şu ikisi hareketli makara olduğu için arkadaşlar. Burası 3 Newtonsa karşısı da 3 Newton olduğu için bu sefer alttaki ip 6 Newton ve burası 6 olduğu için karşısındaki de 6 Newton. Yani N'nin bulunduğu yer arkadaşlar ne olacak? 12 Newton olacak. Yani burada da 12 Newton'u 3 Newton'la dengelediğimiz için ne yapıyoruz arkadaşlar? Buradaki kuvvet kazancımız da 4 kat oluyor diyebiliriz. Şimdi arkadaşlar cümlelerimizi okuyalım. Birincide denilmiş ki K cisminin ağırlığı L cisminin ağırlığından daha fazladır. Evet arkadaşlar bu ifademiz doğrudur. Hatta 2 kat daha fazla diyebiliriz. İkinci cümlemizde M cisminin ağırlığı N cisminin ağırlığından daha azdır demiş. Hemen bakıyorum, M daha küçük bir kütle mi arkadaşlar? Evet, M'nin ağırlığı 3, N'nin ağırlığı 12. O yüzden daha az demesine de doğru diyoruz. Üçüncü cümlemize geldiğimizde M cisminin bağlı olduğu düzenin kuvvet kazancı L cisminin bağlı olduğu düzenekten daha fazladır demiş. Arkadaşlar M'nin bağlı olduğu yerde 4 kat, L'nin bağlı olduğu yerde 2 kat kazanç vardı. O yüzden M'deki daha fazla diyoruz ve bu da doğru oluyor. Yani hepsi doğru olduğu için D seçeneği cevabımız oluyor. 12. sorumuz bir bilgiyle başlıyor. Denilmiş ki canlıların gereksinim duydukları maddelerin canlı ve cansız çevre arasındaki dolanımına madde döngüsü denir. Yanındaki görselde su döngüsü verilmiştir. Buna göre verilen bilgilerden hangisi yanlıştır demiş. Okuyalım. A'da denilmiş ki atmosfere karışan su buharı yoğuşarak yağış şeklinde yeryüzüne iner. Evet arkadaşlar görselde bunu görebiliyoruz. Şurada yağmur ve kar oluşumu buna örnek. B'ye geldiğimizde bitkiler solunumu yapamadığından dolayı atmosferdeki su buharı miktarı artır. Arkadaşlar bitkiler solunumu yapamaz diye bir durum var mı? Hayır yok. Tabii ki bitkilerde diğer canlılar gibi solunum yapıyorlar. O yüzden yanlış ifademiz budur. C'ye gelirsek buharlaşma, terleme ve solunum olayla atmosferdeki su buharı miktarı artırır. Evet bu ifademiz de doğrudur arkadaşlar. Çünkü burada buharlaşmanın, solunumun ve terlemenin arkadaşlar orada atmosferdeki su buharı miktarını arttırdığını görüyoruz. Denizliğe gelecek olursak su döngüsünün devam etmesi temiz su kaynaklarının tükenmesini engelleyebilir. Evet arkadaşlar bu da doğrudur. Çünkü bu döngüyle beraber ne oluyor? Doğaya tekrardan temiz su karışmış oluyor. O yüzden buna doğru diyoruz. Yanlışımız B'deydi. B'yi işaretliyoruz. 13. soruya geldiğimizde basit makinelerle birleştirilerek birleşik makine sistemi kurulmuştur. Sistemde G yükü F kuvvetiyle dengelenmiştir denilmiş. Buna göre 1, 2, 3 ifadelerinden hangileri doğrudur? Şöyle bir sistemimize bakalım arkadaşlar. Nerede kuvvet kazancı var? Nerede hangi basit makine hangi amaçla kullanılmış? Ona bulmaya çalışalım. G yükünün olduğu yerden başlayacak olursak arkadaşlar burada bir hareketli makaramız var. Hareketli makara ne yapar arkadaşlar? Kuvvet kazancına katkısı olur. Hem de arkadaşlar kuvvetten 2 kat kazandırır diyebiliriz. Şöyle 2 kat kuvvet kazancı diyelim. Şurada arkadaşlar sabit ve sabit 2 tane sabit makara var. Bunların kuvvet kazancıyla herhangi bir işi var mı? Yok arkadaşlar. Bunlar kuvvetten kazandırmazlar, kaybettirmezler. O yüzden bunları şöyle birer tane çarpıtalım. Ortaya geldiğimizde arkadaşlar bir ilk düzlem var ve onun üstünde ve altında arkadaşlar sabit makaralar var. Bu sabit makaralar olmasından dolayı arkadaşlar buradaki ilk düzlemin buradaki kuvvet kazancına herhangi bir etkisi var mıdır? Yoktur. Yani bu sistemde bu ilk düzlem herhangi bir işlev görmüyor arkadaşlar. O ilk düzlem yokmuş gibi davranabiliriz. Şuradakiler de arkadaşlar baştaki ve sondakiler sabit makara olduğu için yine arkadaşlar onlar da kuvvet kazancı herhangi bir katkıları olmayacak. Devam edecek olursak yine burada bir sabit makaramız var. O halde arkadaşlar ona da kuvvetten kazancı yoktur diyebiliriz. Buraya geldiğimizde ise arkadaşlar karşımıza bir çıkrık çıkıyor. Çıkrıkta arkadaşlar kuvvet kazancımız vardır. Ne kadar olduğunu nasıl hesaplarız arkadaşlar? Buradaki silindirin yerçapına 1R demiş ama buradaki kola arkadaşlar oradaki çıkrık koluna 2R demiş. Demek ki arkadaşlar burada çıkrığın kuvvet kazancında ne dememiz lazım? 2 kat dememiz lazım. 2R bölü R'den kuvvet kazancına da 2 kat diyelim. Şimdi arkadaşlar toplamda sistemimizde 2 kat hareketli makaradan 2 kat da çıkrıktan olmak üzere arkadaşlar ne oldu? 4 kat kazancımız oldu dememiz lazım. Şimdi cümlelerimizi okuyabiliriz. Demiş ki birinci cümlede sistemde kullanılan ek düzlemin kuvvet kazancına etkisi yoktur. Bu doğrudur arkadaşlar. Çünkü oradaki ucunda ve üstünde bağlı olan arkadaşlar sabit makaralar yüzünden orada ne yapıyor arkadaşlar? Herhangi bir işe yaramıyor oradaki ek düzlem. 2'ye geldiğimiz zaman sistemde kullanılan çıkrık kolu 4R yapılırsa kuvvet kazancı ilk duruma göre 2 kat artar demiş. Arkadaşlar şu başlangıçtaki 2R'yi 4R'ye çıkartacak olursak ne olur? Buradaki kazancımız 2 kattan 4 kata. Toplamdaki kazancımız arkadaşlar ne yapar? 8 kata çıkar. O yüzden bu ifademiz doğrudur. 3'te çıkrığa bağlı olan ip 2 metre yukarı çekilirse G yükü 4 metre yukarı yükselir demiş. Arkadaşlar burada kuvvetten kazanıyoruz. Kuvvetten kazanıyorsak ne yaparız? Yoldan kaybederiz. Yani burada sistemimizin ilk durumuna bakarsak arkadaşlar kuvvetten 4 kat kazanıyorsak yoldan 4 kat kaybetmemiz lazım. Yani oradaki ipi 2 metre yukarı çekersek G yükün ne kadar yükselmesi lazım?
Tabii ki de arkadaşlar onun dörtte biri kadar, yani 0,5 metre, yarım metre yükselmesi lazım. O yüzden bu ifademiz yanlıştır. Doğrumuz 1 ve 2 oluyor ve Bursa'yı işaretliyoruz. 14. soruya geldiğimizde, son zamanlarda bilim insanları DNA origami üzerinde araştırmalar yapmaktadır. Bu yöntemde canlının DNA özellikleri kullanılarak teknolojiye aktarılması sağlanmaktadır. DNA origami ile yapılan çalışmalardan bir tanesi aşağıdaki aşamalar halinde verilmiştir. 1. Bitki hücresi DNA'sından klorofil çalıştıran gen alınıyor. 2. Bu gen DNA origami yöntemiyle bilgisayar programına aktarılıyor. 3. Işığa karşı duyarlı moleküller teknolojik yapı üzerine aktarılıyor. 4. Işık ve ısı enerjisi ile çalışan kuantum bilgisayarı elde ediliyor. Burada ne olmuş arkadaşlar? O yöntemle bir bilgisayarın ışık enerjisiyle çalıştırılması sağlanmış diyebiliriz. Bu çalışma ile ilgili 1-2-3 çıkarmalardan hangileri doğrudur? Bakalım. Bir de denilmiş ki genetik ve bilgisayar mühendislerinin biyoteknolojik bir çalışmasıdır. Evet, burada arkadaşlar hem genetik mühendisleri hem de bilgisayar mühendisleri çalışmış. O yüzden buna doğru dememiz lazım. 2'ye geldiğimizde gen aktarımı yöntemiyle canlıya yeni özellik kazandırılmıştır. Burada arkadaşlar bu özelliği kazanan bir canlı mıdır? Hayır, bilgisayardır. O yüzden buradan canlıya dediği için bunu alamayız. 3'e geldiğimizde çalışma sonunda elektrik enerjisinden tasarruf sağlanabilir. Evet arkadaşlar, bu yöntemle ışık ve ısı enerjisi elde etme yöntemi değiştirince arkadaşlar elektrik enerjisinden tasarruf sağlanabilir mi? Haliyle sanabilir diyeceğiz ve 1 ve 3'ü seçeceğiz. Cevap olarak C'yi işaretleyeceğiz. 15. soruya geldiğimizde, ilk sıcaklıkları farklı olan A ve B sıvıları özdeş ısıtıcılar ile 5 dakika boyunca ısıtılıyor ve sıcaklık saman grafikleri aşağıdaki gibi çiziliyor. Grafiklerdeki bilgilere bakılarak yapılan 1-2-3 yorumlardan hangileri doğrudur demiş. Buradaki grafiklerimize baktığımız zaman A maddesi arkadaşlar 0'dan 50'ye çıkmış. Yani artı 50 derece ısınmış diyebiliriz. B'ye geldiğimizde ise arkadaşlar o 20 ile başlamış 50'ye çıkmış. Yani o da ne kadar ısınmış? 30 derece ısınmış diyebiliriz. Onu da artı 30 derece ısınmış diyelim. Yani arkadaşlar buradaki ısınma miktarlarının farkına baktığımız zaman bunlar şayet arkadaşlar aynı miktarlarda alınmışlarsa, kütleler eşitse, farklı cins sıvılar diyebiliriz. Ve arkadaşlar bunlar aynı cins sıvı ise bu sefer de kütleleri birbirinden farklı diyebiliriz. Yani buradaki cümlelerimize bakacak olursak birinci cümlede denilmiş ki sıvılar özdeş ise, yani aynı cins sıvılar ise, A sıvısının kütlesi B sıvısının kütlesinden azdır demiş. Arkadaşlar kütlesi az olan, miktarı az olan ne yapacaktır? Daha hızlı ısınacaktır. Daha çok ısınacaktır. O yüzden bu ifademiz doğru olabilir. Çünkü A orada arkadaşlar daha fazla ısınıyor. İkinci cümlemizde sıvılar farklı cins ise B sıvısının öz ısısı daha büyük olabilir demiş. Burada arkadaşlar bunların sıcaklık karşısına baktığımız zaman B'nin sıcaklık artışı daha az. Demek ki arkadaşlar bunlar farklı cins sıvılar ise öz ısısı büyük olan da arkadaşlar diğerine kıyasla daha yavaş sıcaklığı arttığı için arkadaşlar B'nin öz ısısına daha büyük diyebiliriz. O yüzden bu da doğru oluyor. 3'e geldiğimizde ısıtılma sürecinde sıvıların aldıkları ısılar eşittir demiş. Arkadaşlar ikisini de aynı ısıtıcıyla, yani özdeş ısıtıcıyla ısıtmışız ve eşit süre, yani 5 dakika ısıtmışız. O yüzden burada aldıkları ısılar eşit dememiz lazım. O yüzden bu da doğru oldu ve hepsi doğru olduğu için D seçeneğini işaretliyoruz. 16. sorumuzda, Sera enerji tasarrufu için bir araç tasarlıyor ve enerji kullanım miktarını A sınıfı bir araç ile karşılaştırıyor. Sera'nın tasarladığı araç ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri doğrudur demiş. Burada arkadaşlar bize verilen tablolara baktığımız zaman Sera'nın tasarladığı araç arkadaşlar hem elektrik hem de su enerjisi arkadaşlar ne yapmış? A sınıfı araçtan daha düşük seviyede kullanmış. Demek ki arkadaşlar Sera'nın tasarladığı araç enerji tasarrufu açısından daha verimlidir diyebiliriz. Cümlelerimize baktığımız zaman A sınıfı araçtan daha az enerji kullanımı olduğundan araç amacına ulaşmıştır. Evet arkadaşlar amacına ulaşmış diyebiliriz. 2'ye geldiğimizde bir araç ile birden fazla doğal kaynağın tasarrufu sağlanabilir. Orada arkadaşlar hem elektriğden hem de sudan tasarruf olduğu için buna da doğru diyebiliriz. 3'e geldiğimizde Sera'nın ürettiği araç ülke ekonomisine katkı sağlar. Evet arkadaşlar bu araç ülke ekonomisine katkı sağlayabilir. Şayet üretimi sağlanırsa, o yüzden buna da doğru diyelim ve Denizli işaretleyelim. 17. sorumuza geldiğimizde bize bir grafik verilmiş ve şöyle denilmiş. Bir bölgeye ait mevsim başlangıç tarihleri sırasına göre öğlen vakti saat 12'de bir cismin gölge boyu grafiği yandaki gibidir. Verilen bilgilere göre aşağıda söylenen ifadelerden hangisi yanlıştır denilmiş bize. Öncelikle grafiğimize bakalım. Burada arkadaşlar gölge boyunun diğerlerine göre daha az olduğu yere ne dememiz lazım? Tabii ki de arkadaşlar oraya yaz mevsiminin başlangıcı dememiz lazım. Daha sonrasında arkadaşlar gölge boyu uzamış ve sırasıyla olduğu için burada sonbahar dememiz lazım.
bakalım. Ve gölge boyunun en uzun olduğu zaman ise arkadaşlar tabii ki de kış mevsiminin başlangıç tarihi dememiz lazım. Geriye kalan arkadaşlar en baştaki K'nin olduğu yeri ne dememiz lazım? İlkbahar dememiz lazım. Bu ilkbahar ile sonbaharında orada eşit olduğunu görüyoruz. Şimdi arkadaşlar ifadelerimize bakalım, yanlış arıyoruz. A'da demiş ki verilen bölge dünya üzerinde dönence ve kutup daireleri arasında bir noktada yer almaktadır demiş. Arkadaşlar şayet dönence ile ekvator arasında olsaydık ne olurdu? Gölge boyu arkadaşlar yıl boyunca en az bir kere, hele ki ekvatordaysak iki kere arkadaşlar, sıfıra düşerdi. Bu ama burada arkadaşlar yıl boyunca hiç sıfıra düşmüş mü düşmemiş. Demek arkadaşlar bu noktamız, buradaki bize verilen yer arkadaşlar dönence ile kutup arasında diyebiliriz. O yüzden bu ifademiz doğrudur. B'ye geldiğimizde L tarihi kesinlikle gün dönümü tarihi olup yaz başlangıç tarihini temsil etmektedir. Evet arkadaşlar biz de onu söyledik zaten. Orada gölge boyu diğerlerine göre daha az olduğu için orası yazın başlangıcı olacak. O yüzden buna doğru diyelim. C'ye geldiğimizde verilen bölge dönence üzerinde bir yerde olup farklı tarihlerde gölge boyu farklı ölçülmüştür. Şayet arkadaşlar dönence üzerinde olsaydı ne olurdu? Yazın başladığı tarihte gölge boyu sıfır olurdu arkadaşlar. Burada sıfır olmadığı için dönence üzerinde değildir. A'da söylediğimiz gibi dönence ile kutup dairesi arasında olması lazım. O yüzden yanlışımız budur. Denizli'ye gelirsek verilen bölge Güney Yarımküre'de ise N tarihi 21 Haziran tarihini temsil etmektedir demiş. Güney Yarımküre'de arkadaşlar 21 Haziran kış başlangıcıdır. O yüzden burada N'nin olduğu yer, şuraya arkadaşlar yanlış yazmışlar. Şuraya N diyelim. Orası kışın başlangıcı olacağı için ona da doğru dememiz lazım. Ve arkadaşlar C yanlışımızdı. Onu işaretleyelim. 18. sorumuza geldiğimizde periyodik çizelgede yer alan bazı elementler aşağıdaki gibi harflerle sembolize edilmiştir. Çizelgede verilen elementlerin özellikleri dikkate alınarak yapılan 1-2-3 yorumlarından hangileri doğrudur denilmiş bize. Okuyalım arkadaşlar. Birinci de denilmiş ki Y elementinin son katmandaki elektron sayısı grup numarası ile eşit değildir. Y'ye baktığımız zaman arkadaşlar oradaki helyum arkadaşlar yani en son 2 ile bitiyor. Ve arkadaşlar bu ikinci grupta mı? Hayır. 8A grubunda. O yüzden burada helyumun istisna durumu olduğu için buradaki eşit değildir ifadesine doğru diyoruz arkadaşlar. 2'ye geldiğimiz zaman X elementinin bulunduğu sınıf kendisiyle aynı grupta yer alan diğer elementleriyle aynı değildir. X arkadaşlar oradaki neyi temsil ediyor? Hidrojeni temsil ediyor. O yüzden arkadaşlar hidrojen kendi grubunda bulunan yani oradaki 1A grubunda olanlar gibi arkadaşlar metal midir? Değildir. O grupta olan bir A metaldir. O yüzden buna da doğru dememiz lazım. 3'e geldiğimizde değerlik elektron sayılar arasındaki ilişki şu şekildedir demiş. Arkadaşlar değerlik elektron sayısı neydi? En dış katmandaki elektron sayısıydı. Sırasıyla bakacak olursak T'nin en dış katman arkadaşlar 8 ile bitiyor. Y'ninki 2 ile bitiyor. Z'ninki 2 ile bitiyor. X'inki 1 ile bitiyor. Yani sıralayacak olursak arkadaşlar T büyüktür. Y eşittir. Z büyüktür. X olacak. Yani buradaki gibi oluyor. O yüzden o da doğru oldu. Ve hepsi doğru olduğu için D seçeneğini işaretliyoruz. 19. soruda bir iş insanının kurduğu plastik fabrikasının bir yıl içerisinde uluslararası alanda yaptığı plastik madde alış ve satış grafiği aşağıdaki gibidir. Grafik ile ilgili 1-2-3 yorumlarından hangileri doğrudur denilmiş bize bakalım. Birinci ifademizde şöyle demiş. Ülkenin plastik madde ihracatı yıl içerisinde artmıştır. Bakalım arkadaşlar. Birinci çeyrekte ikinci çeyreğe sabit, daha sonra artışa geçmiş. Yani artmış diyebiliriz arkadaşlar tüm yıla baktığımız zaman. İkinci cümlemizde fabrika 4. çeyreğe kadar dış ticarette kar elde edememiştir demiş. Hemen bakalım arkadaşlar. Birinci çeyrekte alış daha fazla zararda. İkincide alış daha fazla zararda. Üçüncüde de yine arkadaşlar zararda. Dörtte bu sefer satış fazla. Yani arkadaşlar 4. çeyrekte ne yapmış? Bir miktar kazanmaya başlamış. Fakat 4.'ye kadar arkadaşlar kar elde edebilmiş mi? Edememiş. O yüzden bu ifademizi de doğru diyelim. 3'e geldiğimizde fabrikanın plastik madde alış miktarı yıl içerisinde sürekli sabit kalmıştır. Alış miktarlarına bakalım. Maviler mi alıştı arkadaşlar? Şöyle çizdiğim zaman sabit mi? Hayır arkadaşlar. Şurada bir değişiklik var. O yüzden sürekli sabit kalmamıştır. Bu yanlış oldu. 1 ve 2 alıyorum. Bursa oluyor. 20. ve son sorumuza geldiğimiz zaman bir besin zincirine ait canlılar aşağıda verilmiştir. Bu besin zincirinde yer alan canlıların özellikleri dikkate alınarak yapılan yorumlardan hangisi yanlıştı demiş. Cümlelerimizi okuyalım, yanlış arayalım. A'da denilmiş ki yılanların sayısında meydana gelecek azalma üretici canlı sayısını olumlu yönde etkiler. Arkadaşlar yılanlarımız azaldığını düşünelim. Ne olur çekirge sayımız artar. Çekirgeler artarsa otlar yani üreticilerimiz azalır. Ama burada olumlu demiş. Yani bu ifademiz yanlıştır. Olumsuz yönde etkiler
denilmesi lazımdı. O yüzden yanlışımızı A seçeneğinde bulduk. Diğerlerine de bakalım. B'de denilmiş ki dokularında biriken zehirli madde miktarı en fazla olan canlı kartaldır. Evet arkadaşlar, besin zincirinde ileri basamaklara gittiğimiz zaman veya besin piramidinde üst basamaklara çıktığımız zaman zehir miktarı yani biyolojik birikimi artacaktır. O yüzden bu ifadeyi de doğru diyelim. C'ye geldiğimizde çekirge sayısındaki artış bitki sayısını olumsuz etkilerken kartal ve yılan sayısını olumlu etkiler. Arkadaşlar çekirgelerin arttığını düşünecek olursak ne olur? Yılanlar artar ve kartallar artar. O yüzden bu ifade doğru. Otlar azalır. Orası da doğru. Yani bu cümlemiz de doğru oluyor. D'ye de bakalım. Ot üretici olup canlı sayısı bakımından en zengin grupta yer alır. Bu da doğrudur arkadaşlar. Çünkü üreticiler birey sayısı bakımından en kalabalık grup oluyor. En zengin grup oluyor. O yüzden buna da tik attık. Yanlışımızı A'da bulmuştuk. A'yı da işaretleyerek arkadaşlar bu denememizi de tamamlamış oluyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Daha fazlası için beğenip abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.